Allahu Allah'tan Şeytan'ı Rjeem. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Alhamdulillah Rabbi al Ve Salatu ve Selamü ala Rasulina Muhammed ve ala Alihi ve Sahibhi Ejma'in. Mektubumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Birinci ciltten 73. mektuptu. Bu mektupta İmam-ı Rabbani Kuddise Ruhu, dünya ve dünya ehlini zemmediyor, yeriyordu. Ve faydası olmayacak, kişiye faydası olmayacak ilimleri tahsil etmenin terkine dairdi. Ayrıca gereksiz mubahlara da dalmamaktan bahsediyordu edecek. Ayrıca hayır ve salih amellere teşvik ediyor İmam Rabbani kudüsçü ruhu bu mektubunda. Şimdi kaldığımız yerden İmam Rabbani kudüsçü ruhunun nasihatlerini dinlemeye devam ediyoruz inşallah. Eyülvellet, ey evlat diyor, ey bu yolun yolcusu. Yani ahiret yolunun yolcusu. Tasavvuf ehli elbette ahiret yolunun yolcusunun Ahirete inanan kişilere hitap ediyor. Hepimiz ahiret yolcusuyuz. İnananlar zaten bunu biliyorlar. Ama inanmayanlar da yine ahirete gidecek. Aksi söz konusu değil. İnnel hakka subhanahu Hiç şüphe yok ki 90 sıfatlardan münezceh. Kemal sıfatlarla muttasıf olan hak. Razakkeke min kemali inayetihi sonsuz yardımının kemalinden sana rızık etsin. Rızık olarak versin yani. Ellet <laughs> la Sonu yok Mevla Teala'nın yardımını. Neyi rızık olarak versin sana Mevla Teala? tevfika lit tevbeti. Tövbeye muvaffakiyeti. Gerçekten dünya hayatında beşeriz. İlla hata ederiz. Hatasızım diyen doğru söylemiyor. İlla ki hatası olur. Önemli olan o hatadan samimi bir şekilde tövbe etmektir. İşte Allah Teala diyor İmam Rabbani Kuddisesi Ruhu, sana tövbeye muvaffakiyeti rızık olarak versin, Rızık etsin, rızık yapsın onu sana. Önemli ve kıymetli bir şey bu. Fi unfuvanı şebabi, tabi ne zaman? Gençliğin baharında. Gençliktir Kulun ibadetleri yerine getireceği en güzel dönem. Hem de hakkıyla en kamil şekliyle yerine getireceği dönem. Dolayısıyla insanoğlunun hatalarının da yoğun olduğu dönemdir gençlik dönemi. Deli kanlı derler. Yani kanı deli. Hareketleri belirsiz olabiliyor. İşte öyle bir dönemde yapmış olduğu yanlışlar varsa onlardan dolayı tövbe etmeyi allah Teala tövbe etmeye muvaffak kılsın. Onu sana rızık olarak versin diyor. Ve veffakake lil inabeti ala yedi vahidin min deravişi silsiletin nakşibendiyetin aliyye. Kattesallahu esrara ahlıha. Ayrıca diyor İmam Rabbani Kuddüs'e şurruhu. O Allah Teala 90 sıfatlardan müneccek, kemal sıfatlarla mutlası olan Allah Teala seni muvaffak kılsın. Neye? Lil inabeti intisap etmeye. Ala vahidin bir kişinin eliyle min deravişi silsileti Ali Yüce Nakşibendi silsilesinin dervişlerinden birinin eliyle intisabı da sana muvaffakiyet, sana o konuda da muvaffakiyet versin intisap konusunda da. Hatta Sallallahu ta'ala Allah Teala bu yolun, o büyük silsiletindeki zatların sırlarını mukaddes kılsın. Ve la edri, Bilmiyorum diyor İmam-ı Rabbani Kuddişesir Hel Helleke, senin için var mıdır? Neye karşı? Ala tilke tevbeti, bu tövbeye karşı. sebatın. Yani tövbe ettin de tövbeye sebat ediyor musun? Ben bilmiyorum ama et. Etmelisin. Çünkü gençlik döneminde yapılan hataya tövbe edip bir daha o hataya dönmemek muazzam bir bahtiyarlıktır. Çok güzel bir şeydir. İnsanın gençlik dönemini o genç olduğu dönemleri Allah yolunda, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda devam ettirmesinden daha güzel ne olabilir Allah aşkına? Sebat var mı diyor? Ev agarratke anha nefşu bi enva'il Çeşitli süslerle nefis seni, seni bu tövbeden çeldi mi? Ayağına kelme taktı mı? tekrar seni o yanlışlara çevirdi mi? İşte bu hakikaten zor bir durum. Allah muhafaza eylesin. Ben bunu bilmem. Ama sen bil ki eğer hatan varsa tövbe et. Bir daha da nefsine uyarak tövbe ettiğin şeylere geri dönme. Seni çelmesin nefsin. Çeşitli şeylerle sana oyun kurmasın ki kurar. Onun işi tuzak kurmaktır. Şeytan aleyhillâne ile nefsin işi nedir? Kula tuzak kurmaktır onu yanlışa sevk etmektir. Yanlış yapmaya meylettirmektir. Tarikat tasavvuf da zaten o nefsi ıslah etmek için değil mi? Ve herhal istikamete aleyha müşkileten. Görüyorum diyor, biliyorum. El istikamete aleyha. Tövbe üzere istikameti. Yani tövbede sadakat, sadık kalmayı. Müşkile. Zordur. Görüyorum bunu. Müşkil. Zira inel mevsime unfuvan şebabi. Gençliğin baharıdır mevsim. Öyle bir dönemde genç bir kulun gerçekten tövbe etmesi ve onda sebat ve istikamet üzere kalması, sadakatle ona bağlı kalması hakikaten zordur. Müşkildir yani bu. Meta dünya müteessirul esbabi. Ayrıca dünya meta u da sebepleri ele geçirilen bir o gençlik döneminde öyle bir dönemde tövbe edip o tövbede sadakatla devam etmek, istikamet üzere olmak muazzam bir şeydir. Hiç hata etmemek en güzelidir tabii ama insanız, beşeriz, yanlışımız olur. Önemli olan yanlışta ısrar etmeden tövbe etmektir. Vektelul Kur'an'a gayr-ı münasibin fi hazel babi. Akranların çoğu da bu konuda sana münasip değil. Yani şimdi sen genç delikanlısın. E senin arkadaşların genç delikanlılar. E o dönem şeytan aleyhi lanenin tasallutunun çok olduğu kişiye dönemdir. E nefsin ısrarla yanlışa yönlendirdiği kişiye dönemdir. E senin arkadaşların da onlar. Onlar da sana bu noktada teşhir ediyorlar. İşin gerçekten zor. Onun için Allah Teala sana böyle bir tövbeyi müyesser kılarsa bu gerçekten büyük bir nimettir. Bunu böyle bil diyor. Eyyuhel Ey çocuk diyor, ey evlat. İnnel amra jazma. Kesin olan iş nedir biliyor musunuz? Huvel ictinabu an Gereksiz mubahlardan kaçınmak lazım. Yani şu mubahdır yapalım, bu mubahtır yapalım, o mubahtır yapalım. Böyle olmamak lazım. Hayatı mubahlarla doldurmamak lazım. Mubah varsa ki o mubahı gerektiği zaman kullan. Gerektiği zaman ama ihtiyaç duyduğun zaman şürekli olarak kullanma. Fazladan mubahlara dalan kişilerin akıbeti müştebihata ve hurumata kayar. Yani şüpheli şeylere ve harama götürür onu. Ve iktifa bir kadri darureti. Bak İmam-ı Rabbani onu söylüyor. Zaruret miktarıyla yetinmek lazım mubahlardan. Öyle derinlemesine onlara dalıp sürekli hayatı mubahlarla yönlendirmeye çalışmak gerçekten doğru bir şey değildir. Ve yekunu huwa irdan biniyeti husulil kuvveti gerekli olan mubahları da kendinde dini hayatını en güzel şekliyle ibadatını yerine getirmen için gereken kuvveti elde etmek niyetiyle yapman lazım. Vel cemiyeti cemiyet ne? Hem zihnini hem kalbini bütünüyle Mevla Teala'ya yöneltmektir. Mevla Teala'dan başka hiçbir şeyi ne fikrinde ne kalbinde bırakmamaktır. Cemiyet bu. İşte onun için olmalı mübahlara eğer zaruret miktarı dalıyorsan da o niyette dalacaksın. Daima daim bir bak kulluk vazifelerini eda etmek için. Fakat maksud minel ekli mesela mesela yemekten maksat nedir? Hu husulul kuvveti ala İtaatı yerine getirmeye kuvvet husule, husulüdür. Kuvvet elde etmektir, hasıl etmektir. Yemekten maksat bu. Ve men lebise, kim giyerse, el libase, kim bir elbise giyerse, seterel avret, avretini örtmüş olur. Ve defal harrel elberde, dışarıdan gelecek olan bedenine, sıcağı da soğuğu da, bertaraf etmiş olur. Elbise giyen bunu yapar. وَالَا <laughs> kıyasi Bu kıyas üzeredir. Ne? شَائِرُ الْمُبَاحَاتِ الظَّرُولِيَتِ Zaruri olan sair mubahlar da bu kıyas üzeredir. Yani sen mubahları sırf dini ahkamı en güzel şekilde nasıl yerine getiririm düşüncesiyle yapacaksın. Yoksa bu mubahtır, o mubahdır, şu mubahdır diyerek hepsine dalarak hayatını böyle e, gerekli olan, zorunlu olan hiçbir ayrım yapmadan devam ettirmen doğru değil. Biraz önce söylediğimiz gibi yanlış yere götürür seni o. Vaktar ekabirun nakşibendi yeti. Kaddesallahu esrarahum el Allah o kıymetli sırlarını mukaddes kılsın. Nakşi yolunun büyükleri tercih etmiştir. Neyi? El amele bil azimeti. Ruhsatla bile değil, azimetle amel etmeyi. ...öyle mübahata dalmayı değil ha... ...azimetle amel etmeyi... ...azimet nedir? İnsanların karşılaştığı... ...güçlük ve zaruret hali gibi... ...arici durumlara... ...bağlı kalmaksızın... ...konmuş şer'i hükümlerdir... ...dolayısıyla... ...onlara yapışmak lazım... ...azimetle amel etmek lazım... ...oraya yönelmek lazım... ...büyük zatlar bunu yaptılar hep... ...ve getene bu mine ruhsati ruhsattan kaçınmış, kaçınmışlardır. Yani bazı mazeretler sebebiyle kişiye tanınan bir takım neler var? Ruhsatlar var diyoruz bazı ibadetleri yerine getirmesi için kendine tanınan bir takım kolaylıklar vardır. Onlar ruhsat tarafına gitmezler. Mesela seferde olan kişi oruç tutmayabilir Ramazan orucunu. Ruhsattır. Ama o ruhsata bakmaz onlar. Orucunu tutarlar, azimetle amel ederler. Mehma emken tabii mümkün olduğunca. Ve min cümletil azaimi, azimetler cümleşindendir, bütünündendir. Ne? El ittifa bi kabri zarureti, zaruret miktarıyla yetinme. Bu bahlarda zaruret miktarıyla yetineceksin. Fe illem hadihi devletu, bu bahtiyarlık müyesser olmaz, ele geçmezse, yenbagi en azından şu gerekir. Ella yahruca çıkmamak gerekir. Min dairetil mubahati, mubahlar daireşinden çıkma. Nereye çıkmamak gerekir? ila haddil müştebihati vel muharramat. Bak şüpheli şeyler, haram kılan şey, kılınan şeyler dairesine çıkmamak lazım. Bakınız bir insan sürekli olarak kendini tutar da mubahlara adayacak olursa, hep mubahları arayıp araştıracak olursa oradan kayacağı nokta şüpheli şeyler olur. Haram kılınan şeyler olur. Onun için mubahattan gereksiz olanları değil, gerekli olanları ve senin için zorunlu olanları yerine getirme yolunu tercih et. وَلَقَدْ اَبَاحَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ بِكَمَالِ كَرَمِهِ Noksan sıfatlardan münece, kemal sıfatlarla mutlusu olan Allah Teala kullara ikramının kemali sebebiyle mübah kılmıştır. Neyi? Tenaumatin kesiretin. Birçok nimetleri Allah Teala bizlere mübah kıldı. Halal vekül etem tam anlamıyla mı bakıldı bize? Ve ceale dairete hadihi tena'umati cidden. Gerçekten bu nimetler dairesini çok geniş yapmıştır Allah Teala kullarına. Ve ma'a kat'in nazar an hadihi Bütün bunları, bunları, bu nimetleri bir tarafa bırakarak, onlardan kat'u nazar ederek, en işin müsavi, hangi yaşayış müsavi olabilir? Rıza mevlel abdi kulun Mevlasının razı olmasından. Neden? Ya kulun fiillerinden razı olmasından. Hangi yaşantı müşavi olabilir? Bizim ana gayemiz, ana maksadımız nedir? Mevla Teala'nın rızasına muvafık amellerde bulunmaktır. Bismillah. Ve min Allahi ekber. Allah Teala öyle buyuruyor. Allah'tan en ufak bir rıza her şeyden büyüktür. Dolayısıyla hangi yaşantı müşavi olabilir kulun yaptığı fiillere Allah'ın razı olmasına? Hiçbir yaşantı müşavi olamaz. Biz yaptığımız şeylerden Allah Teala razı olur mu? Resulü olsaydı bunu nasıl yapardı? Böyle düşünerek yapalım ki kazananlardan olalım inşallah. Reyyü cefain hangi ceza yüşbihu benzeyebilir? Bir sahatı seyyidihi kişinin efendisinin gazabına benzeyebilir. Hangi ceza? Ala amalihi ne karşılık? Kulun amellerine karşılık. Ya Mevla Teala bize yaptığımız amelden dolayı bir ceza verecek olursa Allah aşkına bu ne fena bir şeydir. Bu ne kötü bir şeydir. Onun için bu konularda yani yaptığımız işler noktasında Mevla Teala bizden razı mıdır, değil midir? Bu noktayı mutlaka çok dikkate alalım. Allah'ın gazabını gelbedecek olan hiçbir noktaya yaklaşmayalım. Yanlışa bu noktada düşmeyelim inşallah. Rıda Allahi fil cenne hayrun minel cenne. Bakın cennette Allah'ın kuldan razı olmuş olması nedir? Cennetten daha hayırlıdır. Şimdi bu konu gelince İmam-ı Rabbani Kuddisesi Ruhu kulları tasavvufta seyrişilik yapanlar iki kısma ayır. Bir ebrar kullar bir de mukarrabim kullar der. Ebrar kullar dünyada amellerini cennete nail olayım. Oradaki nimetlerden istifade edeyim. Bu maksatla yapan kullardır. Mukarrabim kullar ise onlar nazarında Allah'tan gelecek olan nimet de külfette azap da yani eşit konumda. Onlar o cihetine bakmazlar yaptığı amellerde. O ciheti dikkate almazlar. Ya Allah'ın rızasını dikkate alırlar. Allah bizden razı olsun. Başka hiçbir şeyi dikkate almaz. İşte onlara mukarrabin kullar denilir. İmam-ı Rabbani burada da ne diyor? Cennette diyor Allah'ın razı olması cennetten daha hayırlıdır. Tabii ki hayırlıdır. Bir kuldan Allah'ın razı olması ne demek ya? Allah dediğiniz zaman tüm kainatı yaratan, ha şu içinde yaşadığımız dünya var ya kainat içerisinde bir nokta ha, tüm bunları yaratan Allah'tır Celle Celaluhu. İşte o Allah senden razı. Bu ne muazzam, ne mükemmel bir hadisedir. Onun için Mevla'yı razı edecek fiillerde bulunalım. Hele hele her şeyin çığırından çıktı. insanların dini hayat diye bir hayatı tamamen unuttuğu adeta bir dönemde eğer biz Rabbimizin dinine hakkıyla sarılırsak çok muazzam bir iş yapmış oluruz. Onun için gayret edelim, aldanmayalım. İnsanların söyledikleri bizleri aldatmasın. Böyle alı ifadelerle bizleri kandırmaya, yani Müslümanları kandırmaya çalışıyorlar. Kanmayın. Bizim kulak vereceğimiz sadece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah katından getirmiş olduğu ahkam ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı hayattır. Ve o hayata dair bize sunulan bilgilerdir. Ve o hayatı yaşamak için ömürlerini geçirmiş olan İmam-ı Rabbani kutlusu ruhu da dahil olmak üzere o büyük zatların yoludur. Bizi kurtaracak olan ahirette odur. Onun dışındaki ne yaşantıya ne sözlere inanın iltifat etmeyin, intibarda etmeyin. Çünkü maksatlıdır, yanlıdır, kişiyi bir tarafa çekmek içindir. Allah muhafaza eylesin. Ve sakatullahi finnar minen nar. Cehennemde de Allah'ın gazabı cehennemden daha şerlidir. Ya bütün mesele Allah'ın rızasıyla gazabında saklı. Kul Allah'u razı ederse ne mutlu ona. Cennetten daha kıymetli, daha hayırlı. Ama kim Allah'ın gadabına maruz kalırsa, cehennem onun yanında hafif kalır. Allah muhafaza iyileşir. Vel insanu abdun mahkumun bi hukmin lem yec'alhu el mevla Şimdi bakınız. insan nedir? Hükme mahkumdur. Hangi hüküm bu? Allah Teala o hükmü koymayı kula vermedi. Ya <laughs> Allah Teala o ahkamı kendisi koydu. Kulu da ona tabi kıldı. Kulu da şöyle bırakmadı. Ha yetruk Başı boş da kulu bırakmadı. Yani ey insanlar ben sizi yarattım. Dünyadaki ihtiyacınız olan şeylerde de verdim. Dünya hayatınızı dilediğiniz gibi düzenleyin öyle yaşayın. Yok. Öyle bir şey yok. Hani deistlerin iddia ettikleri de öyle bir şey yok. Her şeyi yaratan Allah, her şeyi yoktan var eden Allah, bizleri de dünyaya gelmesini <laughs> takdir eden Allah ve bizim dünya hayatında imtihan yurdundayız, imtihan da olmayacağız, dilediğimiz gibi yaşayacağız. Böyle bir şey yoktur, böyle bir şey olamaz. Bunu hiçbir akıl kabul etmez, başı boş bırakılamaz. Niye başı boş bırakılamaz? Hatta yete hafete ala kulli ma yaşa. her şeye saldırır insan o zaman ya. Allah aşkına insanoğlunu diğer insanların haklarına dair tutacak olan nedir? Allah korkusudur yahu. Bunu sağlayacak olan nedir? Allah'ın peygamberiyle göndermiş olduğu ahkamdır. İşte yeryüzünde şu anda onun hakimiyeti olmadığından her yerde kargaşa var, her yerde haksızlık var. Her yerde birileri diğerlerinin haklarını gasp etmekte ve ondan dolayı çatışmalar, çatışmalar, çatışmalar yani savaşlar devam etmekte. Savaş niçin olur? Savaş Allah'ın yoluna ram Allah'ın yoluna ram etmek için olur. Şahsi menfaatler için olmaz olamaz, olmamalı. Feyan <laughs> bagi gerekir. Ettefekkuru. <laughs> Düşünmek gerekir ya. Allah aşkına Allah bize akıl verdi. Bu aklı Allah'ın peygamberi vasıtasıyla, cibril Emin ile bize ulaştırdığı, peygamberi vasıtasıyla bize ulaştırdığı ahkamı yaşamak için bu aklı verdi bize. Yoksa bize bu aklı o ahkamın karşısına ahkam koymak için vermedi Allah muhafaza eylesin. Ne kötü bir durumdur bu ya. Ve imanül kalbi, kalbi çalıştırmak gerekir. Ve la gaden, yarın hasıl olmayacak. Şeyun gayren nedameti vel hasarati, pişmanlık ve zarardan başka bir şey hasıl olmayacak. Eğer kişi, hani bizim Karadeniz'de bu tabir çok kullanılır. Aslında Türkiye'nin birçok yerinde kullanılır aklının dikine gitmek. Yani şeriatın ahkamı var. Allah'ın peygamberle göndermiş olduğu ahkam var. Onları dikkate almadan aklının dikine gitmek. Bu nedir bu? Bu pişmanlıktan başka bir şey getirmeyecektir. Eğer sen aklının dikine gidersen, diğeri de aklının dikine gidecek. Bu akıllar çatışacak ve sürekli kavga olacak. Aksi olmaz. Olmuyor da zaten. Bunu görüyoruz ve yaşıyoruz yaşadığımız dönem itibarıyla pişmanlık ve zarar olacaktır. Ve vaktül ameli, vaktul ameli ne ma huwa ahdu şebabi. Amel vakti gençlik dönemidir. Dolayısıyla genç kardeşlerimiz bu vakitle bir daha geri gelmeyecek. Mümkün değil geri gelmesi. Onun için gençliğinizin bu güzel vakitlerini Allah sizden ne istiyorsa, peygamber nasıl bir hayat yaşadıysa o şekilde geçirmeye çalışın diğerlerinin hepsi size zarardır. Ve la akıllı men la hazel vakt. Bak akıllı olan kişi şu gençlik vaktini zayi etmeyen kişidir. Bu gençlik bir daha ele gelmeyecek. Zayi etmeyelim gençliğimizi. Neyle zayi eder insan gençliğini? Aklının dikine giderek zayi eder. Şeriat ahkamını dikkate almayarak zayi eder. Allah'ın isteklerini ardına atarak dikine giderek yapar bunu. Peygamberin yaşadığı hayatı hiçe sayarak dikkate almayarak ben bu hayatı istediğim gibi yaşayacağım gençlerin sözü bunlar. Ben bu hayat benim, istediğim gibi yaşarım. Bu beden benim, bedenime istediğimi yaparım. Yok böyle şeyler ya. Allahu ekber. Böyle şeyler yok. Bunlar şeytanın ve nefsin insanoğlunu özellikle genç kardeşlerimizi saptırdığı noktalar. Bunlara takılmayın. Çünkü zarar, sonu zarar bunların. Ve el fısata Fırsatı da ganimet bilmek lazım. Gençlik dönemi bir fırsattır. Bu bir ganimettir. Ganimeti gerektiği şekilde kullanmak lazım. Ve al amra mubhemun. Zira iş karışık. Azâhu eller Belki de kalmayacak. ila zemeni şeyhu hati. Bu gençler yaşlılık dönemine belki de kalmayacak. Bunu bilen var mı? Elbette yok. Ve le'in bakiyen. Diyelim ki kaldı yaşlılık dönemine. فَلَعَلَّهُ لَا تَتَيَسَّرُ لَهُ الْجَمْعِيَّتُ Belki de o dönemde bu cemiyeti yani fikrin kalbin bütünüyle kişinin Mevla yönelmesi olmayacak. Müyesser olmayacak, ele geçmeyecek. Böyle teyesserat. Hadi diyelim ki yaşlılıkta o müyesser oldu, ele de geçti. O zaman felâallahu La yaktiru alel ameli fi Istila e kadir olamayacak, muktedir olamayacak. Ne alel amel? Amel etmeye. Ne zaman? Hangi dönemde yani? Fi evani istila Allah vel aziz. Yaşlılık bu. Lafiyet var. Aziyet var. İnsanı kuşatmış. Öyle bir dönemde muktedir olamayacak o amellere. Öyleyse demek istiyor ki bize İmam-ı Rabbani Kudüs'e ruhu. Bu gençlik döneminin kadro kıymetini bilin gençlik dönemini Allah'ın dinine hizmetle geçirin. Gençlik döneminde ibadetlerin hakkını verin. Eksiklik yapmayın. Çünkü bedenen en hazır olduğunuz dönem bu dönem ibadetler için. Bu ibadetleri yapın. Aklınızı, ruhunuzu şeytana ve nefse teslim etmeyin. Şu bedende ha nefis de, ruh da bu bedende muazzam bir mücadele içerisindeler. Nefis seni yoldan çıkarmak istiyor. Ruh alemi ervahtan geldi. Fuyuzat aleminden geldi bu bedende. Sen ona yön vermeyecek olursan ruhuna, nefis ona yön verecek ve seni her türlü şerrin içerisine atacak. Öylece hayatını ahiret cihetinden bakıldığı zaman karartacak yok edecek Allah muhafaza eylesin. Onun için gençlik dönemi çok kıymetli bir dönemdir. Bu gençlik döneminde hakikaten Allah'ın dinine hakkıyla yönelelim ve bu uğurda çalışalım. Kanmayalım birilerinin söylediklerine. Yahu Allah Resulünü gönderdi. için. Ey inananlar onun ardına düşün ona inanın ve ardına düşün. Size ne söylüyorsa onu yapın. Neyi yapmamanızı söylüyorsa yapmayın. Tavsiyelerine uyun ve size yapmış olduğu ikazları da dikkate alın. Peygamber bunun için geliyor. Allah'ın emirlerini, yasaklarını sana iletmek için geliyor. Yaşantısıyla sana örnek olmak için geliyor. Bizim örneğimiz tektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını olduğu gibi yaşayan o büyük zatlardır. Onlardan görüyoruz biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o muazzam yaşantısını. Ne güzel bir şey bu? Ne büyük bir nimet bu? Siz gençleri yoldan çıkarmak isteyenlere karşı çok dikkatli olunuz. Onların niyeti sizi yarın ahirette kazananlardan olmayındır. Olmanızı istemiyorlar. Kaybedenlerden olmanızı istiyorlar. Takılmayın onların peşlerine. İtibar etmeyin onların sözlerine. Aman ha dikkatli olalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu takip edenlerin yanında ve yolunda olalım. Nedir o? Ehl-i sünnet vel cemaat çizgisidir. Bundan zerre taviz vermeyelim. Verenlerle de irtibatımız olmasın. Çünkü bu bizim felaketimiz olacaktır. Allah Teala hepimizi, hepimizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan ayırmasın. O yolda daim eyleşin ve ruhumuzu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının imanı ne ise o imanla teslim etmeyi hepimize Rabbim nasip eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. <laughs> صلِ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد